Dedim benim galiba ayrılma zamanım geldi sizin dedim. Tek bir cümle kullandı oradaki şahıs. Fiyatları istediğimiz gibi koyamıyoruz. Velhasıl onlar patron, biz işçi durumuna düştük. Tek sıkıntımız burada biz. Yani bu Birlik şey, olamıyorsunuz yani. birlik olamadık. Yeni başlayacak, yeni işte TKB işte yeri açacak olan insanlar için ne önerirsiniz? Herkese selamlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Bugünkü videomdaki konuğum Mahmut Boztemir. Şu anda Grandım'dayız. Mahmut abi benim Türkiye'den tanıdığım bir abim. Kendisini ziyaret ettik. Hazır gelmişken de genel olarak İngiltere ile alakalı ve sektörle alakalı bir video çekelim dedik. Öncelikle Mahmut abiye hoş geldin diyorum ve Mahmut abi kendinden bahseder misin biraz? Yani İngiltere'ye nasıl geldin? Nasıl karar verdin ve şu anda ne iş yapıyorsun? İngiltere 2003 yılında geldim. Geliş amacım İngilizcemi geliştirmek. Master yapıp Türkiye'ye geri dönmekti. Öğrenci olarak tabii Öğrenci geldin. olarak geldim, evet. Sonra buraya alıştım. İşte Ankara Anlaşması şansım doğdu. Tabii bizim o zamanlar çok çok daha kolaydı. Kısa bir sürede Ankara Anlaşması'na başvurdum. Tabii hani oturum almak için de bir iş yapmak gerekiyordu. Fiziki olarak bir iş yapmak gerekiyordu o zaman. En kolay iş ne olabilir diye. O zaman delivery'cilik yapıyordum kebap shopları için. Kebap shop aldım. Ve serüven başladı. Evet, birçok Türk'ün olmuş olduğu bu kebap sektörüne sen de girmiş oldun. Yani bizim insanımız belki daha farklı olabilirdi ama bu daha kolayımıza geldi. Bir de alışık olduğumuz bir şey. Yani gözümüz bu görüntüye alışık. Evet. Şu anda Grandin'da bir pizza TKB yerim var, değil mi? Doğru. Kurucu ortağısın. Ben yok. Ben olan bir yeri almış oldum. Çalışan bir yeri satın almış oldum. İsmini şey yapalım. Grantham Pizza Hut. Türkiye'den geldiğinde ilk bu Grandma mı geldin? Ya da hani niye burayı seçtin? Buradaki yani biraz burayla alakalı bilgi verebilir misin bize? İlk niye buraya geldim? Burada bir tane tanıdık arkadaşım vardı Türkiye'de. Onun vesilesiyle buraya yerleştim. İlk geldiğin yer hani ilk olduğu için birazcık da köy hayatına yakın bir hayat standartları olduğu için kaldım burada. Trafik yok. Hava kirliliği yok. Ulaşım kolay. Kiralar gerçekten çok ucuz. Yaşam ucuz. Okullar çok iyi burada. Burada bu crime'ın çok çok az olmuş olması. Yani suç oranlarının Suç düşük. oranları çok az burada. Bir de her 100 kişiden 98'i İngiliz. Ki ben geldiğim zaman bu kasabaya çok daha farklı. Herhalde tek kara kafa bendim. Peki şey şu anda Türk sayısı çok mu burada? Türkiye'nin nüfus gene bir 60-70 kişi var. Ama kebap sektöründe çalışan nüfus az. 7 tane kebap shop var burada. Türkiye'lilere ait. Pakistanlılara ait bir tane var. Başka da yok. Şimdi kamu yönetimi okuduktan sonra hani buraya gelip üniversite mezunu olarak kebap TKV işine girmek biraz zor olmadı mı? Hani alıştın, nasıl alıştın? Kolay mı oldu? Birazcık bundan bahsedebilir misin? Evet. Zor oldu gerçekten. Çünkü nefsi olan insanlar olduğumuz için birazcık zaten ilk bu işe başladığım zaman delivery driver olarak başladım. Kolaydı o zaman hayat. Kendi arabanı sürüyorsun. İşte yemekleri götürüp getiriyorsun. O sırada dil kursuna gidip geliyorsun. Hayat rahat. Ama Ankara Anlaşması'na başvurunca ve kendin başlayınca, bulaşığı yıkayınca, insanlara işte yemek vermeye başlıyorsun. Hani dönerin başına geçip de o döneri kesmek, pizza yapmak, çalışmak, yerleri silmek zor. Birazcık şeyden bahsedelim. Bu Grandım'ın hani turistik olarak önemi falan var mı? Yani insanlar buraya geldiğinde nereye gezebilir mesela? Bununla alakalı biraz bilgi verebilir misin bize?
Ben içinde yaşadığım için farkında değilim. Ama dışarıdan bir misafirim geldiği zaman senin gibi veyahut da Türkiye'den arkadaşlarım veyahut da yeğenlerim geldiği zaman ilk söylediğim yer Isaac Newton. Burada doğdu diyorum. Wow. Isaac Newton yer çekimini bulan kişi. Evet. İlk bunu söylediğim zaman çok çekici geliyor buralara gelmek. Başka da burada yani İngiltere'nin bütün kasabaları, şehirleri aynı. Bir tanesini gezdin mi hepsi aynı. Hepsini gezmiş oluyorsun. Peki bu evi var değil mi burada Isaac Newton'un? Burada doğduğu ve eğitim gördüğü, ilk eğitimini gördüğü yer var. Peki o yer çekimini bulduğu ağaç, elma ağacı falan onlar var değil mi? Onlar da olduğu gibi duruyor. Evet, İyi. korumuşlar. Çok güzel. Şimdi şu anda Grand'ın Pizza Hut olarak nasıl başladın? Neden pizzayı seçtin ve hani pizzacı olarak hani ne farklı olarak ne yapıyorsun şu anda? Diğer pizzacılardan seni ayıran nedir yani? Neden pizzacılık yapıyorum? Pizza satması kolay. Kâr marjı yüksek. İşçiliği az. Türkiye'li şeflere ihtiyacınız yok. Bunun normal buradan kiralamış olduğunuz İngiliz veya da yabancılardan karşılayabiliyorsunuz. Pizzacılık hem yani ne bileyim kolay iş. Ama bizim farkımız helal olmamız. Artı kare pizza yapıyoruz. Kare. Yuvarlak değil. Bir de güzel yapıyoruz herhalde. Eyvallah. Mahmut abi yakın zamanda biliyorsunuz ki bütün bu kebapla uğraşan ya da işte restoranı olan insanlar evlere delivery yapma mevzusunda genellikle online olarak mecraları kullanıyorlar. İşte Just Eat, Uber Eat vesaire. Burada en önemlisi Just Eat. Doğru. Şimdi Mahmut abi de tabii bunların komisyonları falan var. Şimdi onları konuşacağız. Mahmut abi de Just Eat'ten yakın zamanda yollarını ayırdı. Şimdi öncelikle Mahmut abi neden Just Eat'ten yollarını ayırdın? Ayırdıktan sonra neler değişti? Planın nedir tam olarak? Son 5 yıldır Just Eat'i kullanıyoruz. Hani onların bize teklifi o zaman %10'la biz başladık yanılmıyorsam. Sonra %13'e çıkarttılar. Şimdi %14'e çıkartmışlar. Plus VAT. Artı her orada sipariş için 50 kuruş alıyorlar. Bu 50 kuruşun da işte yani velhasıl kelam her 100 pound'un 25 pound'unu Just Eat alıyor. Bu ciddi bir oran bu yani. Çok büyük bir yani biz %25 zaten bizim kazandığımız hani Just Eat olmazsa %30-35. Yani bu ortak gibi bir şey yani. Ortaktan fazla. Ortaktan fazla. Evet. Bir gün 2018'de aradım veya 2017'de aradım. Çünkü artık iliklerime işlemeye başladım. Bir de hani bazen müşteri diyor ki ben mutlu değildim o gelen yemekten. O yemeğin parasını onlara geri iade ediyor benim rızam dışında. Senden kesiyor. Tabii ki benden kesiyor. Bu sayılar artınca da artık onlarla arayıp konuştum. Dedim benim galiba ayrılma zamanım geldi sizin dedim. Tek bir cümle kullandı oradaki şahıs. Dedi bizim 28 bin tek üyemiz daha var yani bir tane ayrılmış sıkıntı yok. We got another 28,000 takeaways. Bu bir. İkincisi, komünikasyon içinde o zaman ben büyük mücadele verdim. Hani Türkçe konuşan ve Türkçe yazışabilen elemana ihtiyacınız var. Madem ki Türklere servis yapıyorsunuz, nasıl ki Chinese ve Indianlar için eleman tutmuşlar ve yazışmada onu kullanıyorlar. Ama bizim için o yok. Tamam İngilizce konuşabiliyorum ben. Sıkıntı yok ama birçok arkadaşım yok öyle bir sıkıntı. Çok büyük sıkıntı. O zaman dedim ben Just Eat'i bırakacağım. Tabii hazırlıklarımı yaptım. İşte kendi sayfamı ayarladım. O sırada şey geldi bize. Taşlı Success geldi. Onlar da O şey onu food up oraya değil mi? Food Hub olarak geldi. Kalsın orada dedik. Yavaş yavaş müşteriler ona da kaymaya başladı ama mainly kendi sayfamızı kullanıyoruz. 2019 bu lockdown'dan sonra da zaten %90 Just Eat olmaya başladı. Tam manasıyla hükmetmeye başladı. Fiyatları orada yükseltip onların kâr marjını düşürmeye çalışıyoruz. Yani kendi kâr marjımızı yükseltmeye çalışıyoruz. Nasıl oluyorsa gelip bir kişi gelip bizim menümüzü alıyor. Dükkandaki menüyü alıyor. Fotoğrafını çekiyor götürüyor. Oradan tekrar değiştiriyorlar. Yani Uber Eats gibi değiştiremiyoruz. Fiyatları istediğimiz gibi koyamıyoruz.
Velhasıl onlar patron, biz işçi durumuna düştük. Ve karar verdim bırakmaya. Neler değişti? Çok şey değişti. İlk 4 ay sanki kapalıymışız gibi durdu. İş olarak işte 1000 lira yapıyorsak düştü 200'e. 200 pound'a düştü haftalık. Evet. Yavaş yavaş çıkmaya başladı. İnsanlar işte içeri aramaya başladı. Are you open? Açık mısınız? Oradan işte hatta yani kendi evinden çıkıp dükkana gelenler oldu. Kapalı mısınız, açık mısınız? Yavaş yavaş insanlar duymaya başladı. Zaten biz buranın en eski kebapçısıyız. En eski. Evet. Yani zaten bir oturmuş bir müşterimiz var. Oturmuş bir müşterimiz var. Ve Justed zaten bu müşterileri bizden çaldı, öyle diyelim. Bizim verdiğimiz servis çok yüksek. Bir dükkanın içerisinde, bir menünün içerisinde McDonald's var. KFC var. Domino's var. Tatlı olarak da koymuşuz. Yani biz azıcık biz sıkı durursak ve birbirimizi tutacak olsak bizim sırtımız burada yere gelmez. Fiyatlarıyla, servisiyle hepsi dört dörtlük. Yani 5 yıldız hepsi aşağı yukarı. Bütün kebapçılar burada 5 yıldız. İyiyiz yani biz burada. Tek sıkıntımız burada biz. Yani bu birlik şey, olamıyorsunuz. Birlik yani. Olamadık. O da herhalde biraz yani ben hariç diğer bütün kebapçılar akraba. Ondan kaynaklandı. Olabilir. Hani herkes yabancı olsa olacaktı. Şimdi Just Eat'den çıktınız ama şey yani sonuçta bir internet siteniz var. Yani aslında burada devreye biz giriyoruz. Hani dijital pazarlama işi yapanlar olarak. Burada artık sosyal medyasından, web sitesinin özelliklerinden falan bol bol faydalanmak gerekiyor. Aktif olmak gerekiyor. Yani bir şekilde internette var olduğunuzu ortaya koymanız gerekiyor. Hani bununla alakalı sizinle de bir çalışma yaptık. Bundan sonra da devamı gelir umarım. Siz de zaten hani şey internete karşı olan biri değilsiniz. Yani burada mevzu Just Eat ya da ona benzer mecraları aradan çıkartıp sadece kendinizin direkt müşterilere satış yapmanız, aradaki komisyonları çıkartmak değil mi? Evet. Zaten alay yani siz gibiler olmamış olsaydı gene ayrılamıyordum. Yani sizden destek çok aldım. Diyeceksiniz ki bize para ödüyor. Tabii ki size de para ödüyoruz ama Just Eat'e verdiğimiz komisyonu yani karşılaştırdığımız zaman imkanı yok. Dağlar kadar fark var. Düşünün haftalık 2000 pound Just Eat'e para veriyorsunuz. Büyük para. Tabii. Yani o parayı biz doğru dürüst kazanabiliyor muyuz? Bilemiyorum. Ve bir de hani Just Eat'e olduğu zaman düşünün. Şu an eleman sayısı 6 kişi. Bazen hani o düşebiliyor, yükselebiliyor. 6 kişiyiz. Ama Just Eat olduğu zaman en az her gün 10 kişi o dükkanın içinde olmak zorunda. Evet. 10 kişi. Ve 10 kişi olduğu zaman patronusun ama o 10 kişiyle uğraşmak tamam büyük bir işletme değilsin, orta ölçeklisin. Ama muhakkak birinin bir doğum günüsü olur, hastalığı olur, bir şey olur. Sürekli haftanın 7 günü oradasın, bağlısın. Evet. Çünkü yoğun bir iş var. Eleman çok. Ve bu iş çıkmak zorunda. Evet. Öyle bir düşünün. Toptancısına ayrı bir... Çünkü toptancı her hafta sizden belli bir miktar alışveriş bekliyor değil mi? Evet. Düşün ki haftalık satışınız 1000 pound. Yapacağınız alışveriş 150 lira. O 150 lirayı bir 150 liralıkta bir şeyiniz olması lazım. İçeride bir ekstradan stoğunuzun olması lazım ki o dükkan yürüsün. Bir de bunun peşinde sürekli koşuyorsun. Ama şimdi hayat rahat. Yani müşterinin bir de hani bu son zamanlarda bu lockdown'dan sonra yok kutum açık, yok poşetim açık, yok işte. Yani müşteri artık bunu kullanmaya başladı. Yani bir noktadan sonra o kadar özenerek yemek hazırlıyorsun, gönderiyorsun. İşte o bantı açılmış, o hani Covid'den dolayı o kapaklarının veya da poşetlerin ağızlarının kapalı olmuş olması gerekiyor. Müşteriyi de casit o şekilde yönlendirmiş. Yok poşet yırtılmış. Yok işte yan dönmüş, yok akmış. Bir şekilde fotoğrafını çekiyor, gönderiyor. Oradan da direkt parasını geri alıyor. Evet.
Yani biz şu anlık hani büyük konuşmuyorum. Justin'den çıktık. O hemen 3 gün sonra da 4 ay olacak çıkalı. Bir zararımız mı oldu? Yok. Kârımız düştü, yükseldi. Satışımız düştü. Burada önemli olan benim yapmış olduğum kâr. Bir de benim şimdi anladığım kadarıyla şöyle yani bundan sonra siz biraz daha güçlenerek büyüyorsunuz. Çünkü zaten sabit oturmuş eski olduğunuz için bir müşteriniz var. Bir yerden sonra Justit'te yok musunuz deyip direkt sizi arıyorlar. Size alışmaya başlıyorlar. Tekrardan aslında o kaybettiğiniz müşteri tekrardan kendi bünyenize yavaş yavaş çekiyorsunuz. Bu anlamda güçlenerek ilerliyorsunuz benim gördüğüm kadarıyla. Değil mi? Zaten müşterilerle de benim yani yine ben video çekerken işte arka planda gördüm ki bayağı müşterileri tanıyorsunuz. Bayağı bir samimiyetiniz, bir dostluğunuz oluşmuş artık çoğuyla. 18 yıldır bu kasabada yaşıyorum. Son işte 8 yıldır bu kebabı işletiyorum. Ondan hani düşün ki bu insanlarla ben yaşlandım. Yani bu kasabaya geldiğim zaman sakallarım daha yoktu. Şimdi ise sakallarım da arttı, saçlar da. Yani bu insanlarla büyüdüm. Yani aynı okula çocuklarımız beraber gidiyor. Görüyorum, hepsini görüyorum. Bunlar, bu insanlar aile olarak tanıyorlar bizi. Evet, kolay değil. Hani gerçekten hiçbir şey kolay değil. Görüldüğü gibi değil. Hani bir restoran açmak da kolay değil, işletmek de kolay değil. Bunun bir sürü kalemi var. Bir de şimdi ben şu konuya değineceğim. Türkiye'de bir restoran sahibi, bir işletme sahibi yani patronluk yapar. Aslında patronluk o değil bence ama hiçbir şey karışmaz. Yani gider, atıyorum kasaya bakar sadece. Detayına hiç kasaya bile bakmaz belki. Gelir, gider, takip eder, ekibi yönetmeye çalışır. Ama İngiltere'de yani benim birçok yerde gördüğüm kadarıyla patronlar çalışıyor. Yani öyle şey yok. Ben patronum, hiçbir şey yapmam değil. Bir bakıyorum işte mesela delivery yapabiliyor. Yani delivery yani paketi eve kadar götürüyor yani. Bir bakıyorum işte hamur varsa hamuru yoğuruyor. Izgara varsa ızgaraya geçiyor. Hepsini yapıyor. Yani burada bu anlayış çok daha farklı. Mahmut abi de öyle gördüm. Görüntülerini de çektim hatta. Evet, bu konuda ne düşünüyorsun abi? Türkiye'de öyle, burada böyle. Niye böyle oluyor bu işler? Şimdi burada örnek olarak, yani burada yeni gelenlere örnek olsun anlamaları için söylüyorum. Türkiye'de bir banka müdürünü düşünün, sadece oturur, büyük başlarla ilgilenir. Ama burada normal bir banka şubesine gittiğiniz zaman müdür de insanlara servis yapıyor, göğsünde de müdür yazar. Aynısı bizim için de geçerli. Hani eleman da yok bizde. 2016'dan bu yana, bu Brexit'ten bu yana bizim, yani biz eleman da bulamıyoruz. Eleman büyük sıkıntı. Bulunduğumuz kasaba, bu fabrikaların yoğun olduğu bir kasaba olduğu için böyle devletten hem yardım alıp işte bizde de part-time çalışan insan sayısı da yok. Böyle insanlar da yok. Çünkü %98 İngiliz. Olanlar da kendi aralarında çalışıyorlar. Bu bir. İkincisi, hani patronluk, bilmem. Biz patronluğu böyle gördük. Yani ben devraldım da bu dükkanı bu şekilde. Tamam, biz hani sonuçta biz çok daha rahatız çalışan arkadaşlara göre, ama görüyorum o çalışan arkadaşlar da dükkanı sahipleniyor bizim gibi. Yani dükkanı sonuçta o da farkında ki o çalışması, ben çalışmazsam, istediğimiz gibi çalışamazsak istediğimiz verimi alamayız. Bir de hayatımızda stres yok. Yani çalışırken hayatımızda stres yok. Çalıştığın için başka bir şey düşünmüyorsun mu orada? Yani bilmem, o da değil. Hani çalışırken yani bu işi artık benimsedim. Hani sordukları zaman işte önümüzdeki 20 yılda ne yapacaksınız? Bilmem. Herhalde gene kebaba devam. Kolaylaştığımız, saatlerimiz de kısa. Bu arada hani zevkle bu işi yapmamızın sebeplerinden bir tanesi de saatlerimizin kısa olmuş olması. Saatleri bilinçli olarak kısa tutuyorum. Hem ailem için zamanım var, hem kendim için zamanım var. Tabii ki bu çalışan insanların da aileleri var, yaşamları var. Tutup da her gün 12 saat çalışmak, bu zor iş.
Evet, şimdi bu videoyu izleyip de yani yeni bu işi yapmak isteyen insanlar mutlaka var çevremizde. Sen tecrübeli bir insan olarak, bu alanda yıllarını vermiş bir insan olarak yeni başlayacak, yeni işte TKB işte yeri açacak olan insanlar için ne önerirsin? Önce bir TKB mi yapsın yoksa restoran mı açsın? Ne yapsın? Bu konuda birazcık bize bilgi verebilir misin? Tek başlarına olmasınlar. En az iki ortak olması lazım bu işler. Bu işleri yapabilmek için. Olay yani benim param var, ben işletirim. Yok, öyle bir şey yok. Niye? Çünkü kendin çalışmak zorundasın. Yeri geliyor ki dedim ya size, elemanların doğum günleri hiçbir zaman bitmez, partileri bitmez. Eşim hasta, çocuğum hasta. Sıkıntı büyük. Ama iki kişi olduğu zaman mülk sahibi iki kişilik her zaman çalışır. İşiniz ne bileyim hani size tatil lazım ya, hayat lazım. Haftada en az 2 gün bir izniniz olacak. Şöyle rahat oturduğunuz zaman demeyeceksin an dükkanda oldu. Öyle bir sıkıntının olmaması lazım. Bir de insanımızın artık bu bir dükkan içerisinde 3 dükkan çalıştırma olayını bırakması lazım. Nasıl yani? Bir dükkanda 3 tane dükkan işletiyoruz menü olarak. Dedim ya size, Ha tamam. hem kebapçıyız, hem pizzacıyız, hem burgerciyiz. Yani bazı arkadaşlar KFC dahi koymuşlar dükkanlarına. Bizim bundan sıyrılmamız lazım artık. Yeter. Yeter. Yani Pakistanlı'ya gidiyorsun, Kari'den başka bir şey yok ki. Yani en kolayı bu zaten. En daha kolay, Tabii daha işlerini kolay. kolaylaştırmışlar. Saatleri kısa. Bir de bizim en büyük sıkıntımız takeaway'lerde saatlerimiz çok uzun. Yani bu tamam, o zaman zaten uzunsa 2 var diye koyacaksın. Onu da kabul etmiyorsun. Gelen arkadaş eziyet çekiyor ayakta kalmaktan, artık ayakları şişiyor. Peki bu Just Eat'te aslında gördüğüm kadarıyla büyük bir ihtiyaç var. Böyle bir tekelleşmeye karşı bir birliktelik olabilir aslında. Hani bununla alakalı kebapçıları bir araya toplayacak bir şeyler düşünüyor musunuz? Keşke öyle bir gücüm olsa. Ama senin söylediğin gibi, nasıl ki Just Eat'in açtığın zaman posta koduyla bir pot çıkıyor karşına. O potun içerisinde orada o alışveriş yani dükkanları olan insanlar çıkıyorsa, Pakistanlısı, Hindistanlısı, hepsini alt alta diziyor. Hani büyük şehirler için bir şey diyemiyorum. Öyle bir tecrübem yok büyük şehirlerde. Herkes de büyük şehirlerde kebapçılık yapmıyor maalesef. Böyle bizim gibi küçük kasabalarda yaşayan insanlara sesleniyorum. Bir araya gelin. Bir araya gelin. Bizim Türkiye'li insanların yapmış olduğu yazılımlardan faydalanmaya çalışın. Bizi ancak ve ancak onlar anlar. Çünkü adamlarla Türkçe konuşuyorsunuz. Derdinizi Türkçe anlatabiliyorsunuz. Böyle bir sıkıntım var. Bunu halleder misin? Ama buradan Just Eat'i aradığımız zaman veyahut da Uber Eats'i veyahut da işte her neyse kimi aradığımız zaman İngilizce konuşmak zorundayız. Artı oradaki kişi milyonlara sesleniyor. Sana harcayacağı zaman çok, senin için ayırdığı zaman çok kısa. Zaten konuşmak için de bir beklemen lazım, bir 10-15 dakika. Hem bu eziyetten kendimizi kurtarmış olacağız, hem kâr marjımızı arttırmış olacağız. Madem ki başbakanımız dahi en sevdiğim yemek kebap diyorsa, Evet, Boris Johnson. bunu kullanmamız lazım. Bunu da birileri başlatmak zorunda. Ya düşün ki ben 18 yıldır buradayım. 50 yıllık burada kebapçılar var. Ömürlerini harcamışlar. Kendi çocuklarına bu kebapçılığı aktaran insanlar var. Yani biz kebapçılar bir araya gelip bir birlik oluşturamadık daha. Bir kebap yani sendika gibi bir şey oluşturamadık daha şimdiye Evet. kadar. Birçok sıkıntımız var. Yani sıkıntı 1-2 değil. Biz kebapçılar olarak bir araya gelmek zorundayız. Evet, ben Mahmut abiye teşekkür ediyorum. Bu videoya konuk olduğu için. Eğer bir gün yolunuz Grandım'a düşerse Mahmut abinin pizzalarından yemeği ihmal etmeyin derim. Bir videonun daha sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.